Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gazeteciler Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni gerçekleşecek. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Gazeteciler Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan, Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hakkında açıklamalarda bulundu. Töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce yerleşkesinde Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfı'nın müşterek düzenlediği Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin desteklediği devlet kuruluşları, üniversiteler, mesleki toplum örgütleriyle basın ve medya kuruluşlarının proje ile basın, medya kuruluşlarının proje ortağı olduğu Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Töreni Haliç Üniversitesi yerleşkesinde yapılıyor. Mustafa Doğan, 9 ülkeden 23 jüri üyesi görev yaptığını söyleyerek, "Böyle bir organizasyonun içinde bulunmamız Elazığ adına bizleri mutlu ediyor," dedi. Ülkeden 226 film müracaat etti. Öğrenci ve profesyonel kategoride yapılan yarışmalarda filmleri konu eden Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya yakışır bakışı 9 ülkeden 23 jüri üyesi görev yaptı. Böyle bir organizasyonun içinde olmamız Elazığ adına bizleri mutlu ediyor. Ben Mustafa Doğan, Elazığ Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı olarak aynı zamanda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun da yönetim kurulu üyesiyim. Bu bölgede Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesine dahil olmak üzere tek temsilci ben olduğum için hem Elazığ adına hem ülkem adına sevinçliyim, gururluyum.